preparamos este jogo para ganhar. Sabíamos claramente da importância do jogo, da importância dos três pontos. Entramos fortes no jogo, a criar situações de golo, a falhar algumas oportunidades. Só que depois começámos a entregar, a cometer erros, erros que não se podem cometer a este nível. Uma equipa que quer ganhar não pode cometer 3, 4 erros do nível que nós cometemos. Oferecemos o primeiro golo, fomos atrás do resultado, lutamos, trabalhamos, continuamos a jogar com qualidade, fizemos 1-1. Voltamos a estar outra vez por cima do jogo à procura de fazer o segundo golo, porque o objetivo era ganhar. E depois vem o segundo erro. Bu maçı kazanmak için hazırlanmıştık ve 3 puanın önemini çok iyi biliyorduk ki maça da çok iyi başladık. Pozisyonlar ürettik ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Daha sonra bir hatamız geldi ve bu seviyede olmaması gereken bir hatayla bir gol yedik ve skor tabelasında geriye düştük. Kazanmak isteyen bir takımın yapmaması gereken 3-4 tane böyle hata yaptık maç boyunca. Birinci golü yedikten sonra savaştık, beraberliği yakalamak için uğraştık ve maçı 1-1'e getirdik. İkinci golü ararken ki amacımız kazanmak olduğu için beraberlikten sonra ikinci gol için bastırdık. Ama ikinci bir yaptığımız hatada ikinci golü yedik. Rakibimize bu golleri adeta sunduk. Fakat ikinci golü yedikten sonra yine reaksiyon gösterdik ve 2-2 yaptık. 3-2 yapacak pozisyonları da yakaladık. 2 tane önemli pozisyon kaçırdık. Ama daha sonra başka bir yaptığımız hatadan 3. golü yedik. Bu seviyede bu tarz hatalar yapmamanız gerekiyor. Şampiyon olabilmek için maçlarda mental olarak güçlü olmanız ve belirleyici anlarda bu tarz hatalar yapmamanız gerekiyor. Biz maçı bu yüzden kaybettik ama ben her zaman oyuncularımı savunurum. Çünkü ben bugün oyuncularım savaşmadı, oyuncularım koşmadı diyemem. Ama bugünkü bu kadar yaptığımız hatalara da bir takımın direnememesi normal. Não é fácil, não é fácil entender. Portanto, eu sou os erros individuais, não posso. Yaptığımız bireysel hataları açıkçası ben de sebebini anlayamıyorum. Yani gerçekten kolay değil. Dolayısıyla bu hataların sebebiyle ilgili konuşamam. Dediğiniz gibi bugün bir fırsat gelmişti ayağımıza. İlk defa da bir fırsat kaçırmıyoruz. Ama şampiyon olmak isteyen bir takımın da bu tarz fırsatlar ayağına geldiğinde kaçırmaması gerekiyor. Biz maalesef bugün bunu değerlendiremiyoruz. Não são assuntos para ser discutidos aqui em público com jornalistas. Yani bu burada gazetecilerle konuşulacak bir konu değil. Ben bugünkü maçı Avrupa maçıyla açıklayamam. Çünkü bugün sahada takımımda bir yorgunluk görmedim. Maça da iyi başladığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonlarına da girdik, gol pozisyonları kaçırdık. Ve rakibimize 3 tane gol sunduk. Bugün olan buydu. Ben Avrupa maçıyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum bugünkü sonucu.